Kefareti namaz, şimdi onu tekrar tekrar söyleyelim de, bu namaz önümüzdeki hafta zaten Cuma günü. Sonuna getirdin Mustafa Bey, en sonunda son gün işte bitti bitiyor falan derken son haftaya getirdin artık yani. Bir tane cuma kaldı değil mi? Evet. Hakikaten ya, Allah Allah. Önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren artık salı, son salı, son çarşamba, son perşembe öyle gideceğiz. Efendim son cuma, Ramazan-ı Şerif'in son cuma günü kılınan bir namazdır. Kılınan bir namazdır. Yalnız bu namaz dört rekatli bir namazdır. Bu namazı kılmak kazaya kalan namazların affetmesine değil. Ya kazaya kalan namazlar kılınmış. Kaza edilmiş. Ama bunlar vaktinde kılınmadığı için ayrı bir geciktirme günahı var. Bu günahın affı için tövbe edilmesi lazım. Bu tövbenin kabulü için kılınıyor bu namaz. Mustafa Bey dedi ki amma yokuşa sürdün hocam sen de ya. Ne olacak sanki? Sevindiriver şu garibanları falan. Bunu kıldı. Bu dua, bunu dört rekat kıldın mı diye işte 40 senelik namazın affolur deyiver. En azından geçen senelik. Şimdi bir sene boyunca yatarız. Değil mi? Ramazan-ı Şerif'in son cuması da bu namazı kıldık mı? Tamam. Tertemiz olduk. Allah Allah. Din benim değil. Yetki de bana ait değil. Kuralını da koyayım. Allah böyle. Bu kefareti namaz, kazaya kalan namazı kılmışız. Ha, dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim biz işte 10 sene kaza namazı borcum vardı. Ben 2 seneliğini bitirdim. Bunlar için tövbe ettim. Bu namazı kılabilir miyim bu cuma? Kılabilir tabii. 4 rekatli bir namazdır. Ve her rekatında bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 10 kefsel inna adayına okunuyor, 10 tane. Bir defa Fatiha, bir defa Ayet-el Kürsi, bu sırayla okunuyor ve 10 defa da Kevser suresi. Peki nasıl niyet edeceğim? Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların, günahların affolması için bu namazı kılmaya diye niyet edilir. Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların, günahlarının affolması için bu namazı kılmaya diye niyet edilir buyuruluyor. Demek ki bu kefareti namaz Ramazan-ı Şerif'in. Peki ne zaman? Öğleden sonra. Cuma günü. Öğleden sonra. Bak kılınabilir mi? Tabii kılınabilir. O ikinden sonra olabilir. Sureler bütün dört rekatın dördünde de okunuyor. Dördünde de aynen. Bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 10 Kevser. Her rekat. Diğer tesbihler falan hepsi aynı. Aynı. Rükû, secde hepsi aynı. Bu sadece kıyamda okunacaklar efendim. Bunun da okunuş ve kılınış şekli böyle tarif edilmiş ki kitaplarda.